Merhaba, ben Şeyma Nur Özer, aile danışmanıyım. Gelin Kayınvalide YouTube kanalımızdan sizlere sesleniyorum. Bugün hayatımızda anlam arayışı üzerine konuşacağız. Çalışmak özgürleştirir tabelasının arkasına götüreceğim sizi. Yer, Ocean toplama kampı. İnsanlar evlerinden sebeplerini bilmedikleri bir şekilde ansızın gelip zorla alındılar. Vagonlara bindirildiler. Her vagonda yaklaşık 80'er kişi var. O kadar sıkışık ve rahatsız bir ortam ki ne oturulacak, ne durulacak yer var. Nefes almanın bile zor olduğu bir ortam hayal edin. Vagondakiler için yolculuğun sonunun nerede biteceği belli değil. İndiklerinde ilk karşılaştıkları yazı, videonun en başında söylediğim söz: çalışmak özgürleştirir. Bunun tamamen yalan olduğunu hemen anlatarak ispatlayacağım. Vagonlardan inen yolcuları girişte sağa ve sola ayırıyorlar. Sola ayrılanlar, çalışamayacak durumda olanlar ve onlar için ölüm çok yakın. Sağa ayrılanlar için kolay günler de beklemiyor. Fakat sola ayrılanlar gaz odalarına gidiyorlar habersiz. Eğer tırnak içinde şanslı olanlar, sağa gidenler yani, onlara bir numara veriliyor. Örneğin 6758. Artık ismin, soy ismin, nereli olduğun, ne iş yaptığın, nerede yaşadığın, hayallerin, hedeflerin, çocukların, karın, kocan, bunların hiçbirinin bir önemi kalmıyor. O numara oluyor bütün dünya. Ve bir soru geliyor akıllara. İnsan en fazla ne kadar zorluğa, acıya katlanabilir? Bu toplama kamplarında insanlık tarihine kara leke olarak geçiyor. Burada olan kişiler türü görülmemiş insanlık dışı muamelelere ve işkencelere maalesef maruz bırakılıyor. Burası umutların minimuma indiği yer. Victor Emil Frank toplama kampında uzun zaman geçirip bütün kötü zorluklara, acılara rağmen nasıl ayakta kaldığını, İnsanın Anlam Arayışı kitabında ayrıntılarıyla anlatıyor. Aynı şartlarda yaşadığı diğer mahkumların birilerinin dayandığını, birilerinin ise öldüğünün tesadüf olmadığını bizlere söylüyor. Bir umuda, bir hayale, bir kavuşmaya tutunanlar bunlar için bu kamptan çıkıp özgürlüğe de kavuşuyorlar. Hiçbir umudu kalmayan insanlarsa hastalandılar. Kitabında bizzat kendi bahsettiği bir olay var. Bir gün bir arkadaşı 30 Mart'ta kamptan çıkacağını görür. 30 Mart'a kadar aşkla, şevkle çalışmaya ve azıcık yemekle ayakta kalır. 30 Mart gelir, serbest kalmaz. 31 Mart günü, yani ertesi gün birden hastalanır ve ölür. İnsan ayakta tutan ne yiyeceği ne giyeceği. İnsan ayakta tutan hayalleri ve yaşam umudu. Bu kitabı okumanı şefkatle tavsiye ederim. Kendi hayatındaki anlam arayışını bulmanı kolaylaştıracak. Zor günler geçiriyor olabilirsin. Eşin seni terk etmiş olabilir. Çocukların seni zorluyor olabilir. Ekonomik sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. İşini kaybetmiş olabilirsin. Özgürlüğünü kaybetmiş olabilirsin. Ama iş dünyana dönmeden, acıların demlenmesine izin vermeden bir umuda tutunursan, İşte o zaman her şeyin üstesinden kalkabilirsin. Nietzsche'nin dediği gibi, bir nedeni olan her nasıla katlanır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Yorumlarla katkıda bulunun. İyiliğe, güzelliğe siz de ortak olun. Hoşça kalın.